Yozgat Memleket Partisi Milletvekili adayı Merve Seval Aydemir, Yozgat halkına seslendi. Merhabalar, ben Merve Seval Aydemir. Eczacıyım, Memleket Partisi Yozgat Milletvekili adayıyım. Çekerekliyim, neden Tokat'ta oturuyorum, Tokat Sile'de? 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olduğumda babam Zile ilçesinde Ziraat Bankası müdürü olduğu için bekar kız evladı olarak yanında açmak durumunda kaldım. Ancak 13 yıl sonrasında tekrar memleketime hizmet etmek için buraya tekrar döndüm. Neden Memleket Partisi diye düşünürsek, Memleket Partisi'nde kırmızı çizgimiz ülkemizin kurucusu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bizler asla kutuplaşmadan ve terörizmi asla içerimize almadan bu çizgide ilerlemek isteyen bir partiyiz. Bizler iktidar olmak için, ana muhalefet olmak için milli egemenliğimizi, milli birliğimizi ve topraklarımızı gözden çıkartan bir parti değiliz. Bizler Atatürk'ün ilkeleriyle, inkılaplarıyla milletimizi birleştirici, bütünleştirici ve kutuplaştırmadan ilerletmeye çalışan, teknolojiye, bilimi önde tutan, gençliğimize değer veren, vatandaşlarımıza değer veren bir partiyiz. Dolayısıyla ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan diyorum. Bizler Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı olan ülkemizde, ülkemize, vatandaşımıza üçüncü bir yol olmak için buradayız. Çünkü illa sağcıysan Cumhur İttifakı'yla beraber Hüdapar'a razı gelme diye ya da Atatürkçüysen HDP'ye razı gelme diye biz buradayız. Bizler bu toprakları kolay elde etmedik. Bu ülke kolay kurulmadı. Bu ülke bu rahat şekilde yaşıyorsak şehitlerimizin sayesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün sayesinde, bu zamana kadar getiren öğretmeninden doktoruna, mühendisine kadar onların sayesinde. Dolayısıyla biz bu değerlerimize sahip çıkmazsak dışarıdan gelen ya da dışarıdaki ülkeler, etrafımızdaki ülkeler bizim değerlerimize sahip çıkacak değildir. Burada amaç Türk'ü bitirmekse, Türklüğü bitirmekse biz karşılarındayız. Seçim çalışmalarıma 10 Nisan 2023 tarihinden itibaren başladım. Ama Yozgat'ta gördüm ki 2005 yılında, özür diliyorum, ben buradan Hacettepe Üniversitesi'ne kazanmıştım Eczacılık Fakültesini. O zamandan bu zamana çok da bir şey değişmemiş. O zamanlar 21 yıl öncesinde, hatta daha öncesinde 620 bin nüfuslu olan Yozgat şu anda 417 bin. Yani her 21 yılda 3 kişiden birisi gitmiş ya da gitmek zorunda kalmış. Bu şehir de gençler yetiştiriyor, gençler liseyi bitiriyor, üniversiteden sonra gelmiyor. Ya da çocuğu çiftçi oluyor ama artık tarımda da bir şey yapılmadığı için, bir destek verilmediği için, çiftçi desteklenmediği için baba mesleğini, çiftçiliği yapmıyor, o da gidiyor. Büyük şehirlerde asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Ve Yozgat giderek küçülüyor. Ama Yozgat siyasetine baktığımızda iktidara giden oylar da ilk onda. Türkiye'de ilk onun içerisinde. Ama bir bakıyoruz etrafımızdaki 13 il arasında Yozgat sonuncu. Buradan bakanlar çıkmış, buradan cumhurbaşkanı adayları çıkmış, nice iktidar milletvekilleri çıkmış ama Yozgat'a hiçbir şey yapılmamış. Yanlarına, yörelerine güzel, verimli olmuşlar, halkı unutmuşlar. Halkın yanında olmayı unutmuşlar. Halka bir derdin var mı diye sormayı unutmuşlar. Seçimden seçime gelmişler ve gitmişler. Bunlar benim kendi fikrim değil, bunlar halkın fikri. Ben halkla birebir temasta bulunuyorum. Tek tek esnaflarımı geziyorum. Tek tek onlarla muhabbet ediyorum. Gençlerle konuşuyorum. Mesela gençlerin bana en çok sorduğu soru, siz milletvekili olunca sizin de mi korumanız olacak? Sizin de mi yanınıza gelemeyeceğiz? Siz bizim sorunlarımızı bilebilecek misiniz? Gibi sorular.
Ben 1986 doğumluyum. Çok yaşlı olmamakla birlikte diğer milletvekillerine göre gençleri daha iyi anladığımdan eminim. Ayrıca eczane eczacılığı yaptığım için yani 0 yaştan 90 yaşa kadar her yaştan insanla muhatap olduğum için herkesin az çok sıkıntılarını bildiğim için herkesle ne konuşacağımı, nasıl konuşacağımı da çok iyi biliyorum. Dertlerini de biliyorum, çözümlerini de biliyorum. Şimdi şu konuda da bahsetmek istiyorum. İstihdam, neden gidiyorlar dedik ya, istihdam. 21 yıl önce OSB'de 10 bin istihdam varken şu an 3 bin kişi istihdam ediliyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay 2 yıl sonra 5 bin, 5 yıl sonra 10 bin kişi istihdam edileceğinin sözünü veriyor. Peki aradaki 25 yıl kaybımız ne olacak? 25 yıl geriye tekrar nasıl gidebileceğiz? 25 yılda giden kişileri geri getirebilecek miyiz? Tabii ki hayır. Bu şekilde tarımı bitirerek, insanları körelterek, eğitimde desteklemeyerek, oyları aldıktan sonra arkamızı dönüp giderek Yozgat'ı büyütemeyiz. Milletvekili nedir? Milletin vekilidir, milletin sesidir. Milletin sesini, halkın sesini mecliste duyuran kişidir. Onların korumasıdır bir nevi. Ama siz buradan vekil seçilip gidip de burada bir çalışma yapmazsanız halk da sizi bir yere kadar sırtında taşır. Halk yorulmuş artık. Yozgat'ta ya da Türkiye'nin her yerinde diyelim. Kadrosu olmayan bir öğretmen 6500 liraya çalışıyorsa bu iktidar bu ülkeyi yönettiği için kendinden utanmalıdır bence. Okumuş, büyütülmüş, ailesi bunun için emek harcamış, kendisi emek harcamış. Eğitimini almış, eğitim vermek üzere kendisine bir lisans tanınmış ama 6500 liraya geçinme derdine düşmüş. Kiralar en az 5000 lirayken 6500 liraya bir öğretmen nasıl geçinebilir? Ben bunu yetkili kişilere sormaktan asla çekinmiyorum. Diğer taraftan ilçelerimize dönüp bakarsak, ilçelerde mesela Aydıncık'ın adliyesi kapatılmış, Çekere'ye bağlanmış ama iktidar parti Aydıncık'a milli park yapmak görüşündeymiş. Keşke bir adliye yapmayı düşünseymiş, orada da yargının bir ayağı olsaymış. Ama biz bu ülkede yargıyı tamamlayamadığımız için milli parklar bizim gerçek değerlerimiz gibi görülüyor maalesef. Çekere'ye gittiğimizde, kendi memleketim, ben de Çekerekliyim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay oraları çok güzel betonlaştırmış. Çok güzel kaldırımlar, dükkanlar kahverengi çerçeveli, çok güzel. Ama ekstra bir müşteri yok dükkana girecek, ticaret yapacak, para alacak, verecek. Hiçbir şey değişmemiş. Aynı kişiler birbirlerinden alıyorlar. Yani esnaf bırak ticaret yapmayı, artık herkesin kendi mekanı olmuş, dükkanında oturuyor. Ya da dükkanın önüne bir tabure atıyor, orada bekliyor, muhabbet ediyorlar. Daha çok kahvehaneler dolu. Neden acaba? Çünkü doğru düzgün bir okul yok, eğitim yok, şehre gelen yok, giden yok. Baraj varsa, barajın etrafında bir şeyler yapılmışsa oraya da gelen yok. Çünkü orası da tamamlanmamış. Çekere'nin bir şatosu var. Orada yazın rağbet görüyor, işte piknik yapmak için. Onun dışında Çekere'ye neden gelinir? Şato zaten şehrin dışında, merkeze neden gelinir mesela? Bunu merak ediyorum. Örneğin, yanlış anlaşılmak istemem. Ancak ben lise yıllarımdayken, ben de Çekerekli olduğum için biliyorum. Yeni bir cami yapılmıştı. Tabii ki biz elhamdülillah Müslümanız. Cami şarttır, ezanlar asla susmamalıdır. Ancak yeni bir cami yapılmış, tam da karşısına, tam karşısına diğer cami yıkılmış. Bedeli 50 milyon liraymış. Neden bu 50 milyon lirayı çiftçilere vererek seracılığı neden geliştirmiyoruz? Barajımız var ya Çekerek'te. Neden meyve sebze üretmiyoruz? Neden bir şey üretmiyoruz biz Çekerek'te? Örneğin Şefaatli'de Karanlık Dere Vadisi. Burası mikro klima bir yer ve üzüm yetiştirilebiliyor. Asma yaprağı yetiştirilebiliyor. İlla bir fabrika yapacaksan, bir sanayi yapacaksan bunun devasa olmasına gerek yok. Manuel başlarsın, sonra otomatik olur. Sonra büyür, sonra gelişir. Çok güzel olur. Ama bir yerden başlamak gerekmez mi? Bir üretimden başlamak gerekmez mi? Devletimizin nice teşvikleri var. Neden Şefaatli'de bir destek alınamıyor?
Tokat'tan Gazi Osman Paşa'dan hocalarımız gelmiş. Yozgat'tan Bozok Üniversitesi'nden hocalarımız gelmiş. Araştırma yapılmış, müthiş bir yer denilmiş ama orada kalmış. Orada da hiçbir şey yapılmamış. Örneğin Yerköy, Yozgat'ın Çukurova'sı. Ama barajdan Derice Irmağı'na su verilmemesi sebebiyle tarlalarımız kuraklığa maruz kalmış. Ve şu an gittikçe artan Yerköy'de düz bir zeminde olduğu için kuraklığa direkt maruz kalan, sulama olmadığı için direkt verimi düşüren, ayrıca sulu tarım yapılsa kuru tarıma göre 5 kat verim alınırken barajdan Delice Irmağı'na bir su getirme olayını devlet hiç öngörmemiş, arkasını dönmüş gitmiş. Her şey bir yere kadar iyi gider. Tüket, 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 sonrasında her şey biter. Buradaki insan da gider, esnaf da biter, çiftçi de biter. Desteklemezseniz üretim de biter. Sürekli tüketim, sürekli cepten harca bu ülkede biter. Ama Türk milleti illaki dayanır. Ama Türk milleti illaki vatanına, toprağına sahip çıkar. İktidarda olsa, muhalefet de olsa, vatanına sahip çıkmayan bir parti varsa elbet ki gidecektir. Hiç kimse kalıcı değildir. Bu ülke bir soğanı söz konusu yapıyorsa gerçekten sıkıntımız vardır. Kadı şehrine gittim mesela bugün. Kadı şehrinde herkes yoldan dert yanıyor. Ama görmüyorlar ki şehirde kimse yok. Kendi kendilerine oturuyorlar. Hiçbir istihdam alanı yapılmamış. Mesela bir tane vatandaşımız demiş ki milletvekili adaylarımızdan bir tanesine, benim evimin kanalizasyonu sıkıntılı. Buna bir çözüm bulun, yıllardır ben buna bir çözüm bulamıyorum demiş. Senin kanalizasyon için devleti mi böleyim demiş. Böyle bir cevap almış ve cevap vermeden gerisinde sırtını dönmüş gitmiş. Çok basit bir konu aslında ama verdiği cevap çok enteresan. Yani halkla oturacaksınız. Mesela halk diyor ki neden TOKİ gelmiyor buraya? Arsalar çok pahalı, yeterli seviyede arsa olmadığı için burada arsalar çok pahalı, burada ev yapmak çok zor, TOKİ'yi istiyoruz diyorlar. Yalnız şöyle bir sorun var ki, TOKİ'de yapılsa, yolda yapılsa insanlar yolu yiyecek değil. İlk önce bu şehre insan nasıl gelir? Kadı şehrine insan neden oturmak ister, gelmek ister, burayı ziyaret etmek ister, bunu düşünmek lazım. Örneğin kaplıcalarımız var, Sarıkaya'da, Sorgun'da. Roma hamamı var Sarıkaya'da. Neden bir düzenlenme yapmıyor? Düzenlenme yapılıyor denilebilir. Şu an bazı çalışmalar varmış. Ama sadece ışıklandırma, çimenleme. Bunun dışında bir çalışma yok, bir sahip çıkma yok. Biz Yozgat'ta cidden tarihi değerlere sahipken biz tarihimize sahip çıkamadığımız gibi termal suyumuz olsun, hamamlarımız olsun. Afyon'a gitsek popüler gayet. Herkes gitmek ister. Ama Sarıkaya'ya sadece Zile'den gelirler, Çekerek'ten gelirler. O kadar. Kırşehir'den gelen olur mu? Olmaz. Çünkü onların daha değerli bir kaplıcası var. Artık ilçelerimizi değerlendirmek zorundayız. Sahip olduğumuz değerlere sahip çıkmak zorundayız. Bir şeyler hep aynı seviyede kalırsa, yıllar ilerledikçe bunlar geride kalacaktır. Bunu zamana uyarlamamız, desteklememiz, teşviklememiz gerekmektedir. Halkımıza istihdamı sağlamamız lazım. Çiftçi ise çiftçiye destek. Eğer ki işçi olmak istiyorsa işçiye destek. Eğer ki işveren olmak istiyorsa da işverene destek olmak zorundayız ki Yozgat biraz ileri gitsin. Yozgat'ta bir de teknoloji sorunu var ciddi seviyede. Şehir merkezlerinden çıktığın anda internet gidiyor. Ve burası AK Parti'nin en çok oy aldığı ilk 10 ilden biri. Ama sanırım teknolojiden uzak bırakılmak isteniyor. Mesela Bozok Üniversitesi neden şehrin bu kadar çok uzağında, itilmiş seviyede? Bu da çok merak ettiğim bir konu. Eğitimden mi uzaklaştırılmak istiyor acaba? Merkezde arayı mı uzaklaştırmak istiyorlar? Onu da çok merak ediyorum. Her şey eğitimden geçer. Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk her şeyi eğitimle başlatmış, inkılaplarla başlatmış. Çağdaş, modern hayata uyarlamayla başlatmıştır. Mustafa Kemal Atatürk portakal fidelerini Akdeniz'e ve Ege'ye ektirmiş. Bunlardan edilen parayla yurt dışından sanayicileri Türkiye'ye getirmiş, borcu bununla ödemiştir.
dışarıdan faizli borç alarak şehir hastanelerinden şu kadar kişi geçerse işte sen de buraya yap bedelini vermem, a geçmezse faizini veririm diyerek yapmamış. Şu anda Şefaatli Hastanesi'ne bir tane dahiliye, bir tane çocuk, bir tane de diş hekimi varsa, buranın %70'i yaşlıysa bunu düşünmeliler. Bir fizik tedavi hastası, bir ortopedi hastası nasıl Yozgat'a gelebilecek acaba? Gelmek için durumu var mı acaba? Ya da gelecek aracı var mı? Dolmuşa nasıl inecek, inecek? Bunları düşünüyor musunuz? İlçelere de yapıyorsunuz koca koca hastaneleri. Doktor yok. Neden? Şehir hastanesine gelmeli. Şimdi mesela hızlı tren geldi. Çok güzel. Biraz da Yozgat'tan geçtiği için geldi. Ama şöyle bir durumumuz var. Mesela bunu bir kafe sahibi arkadaşımız iletti. Hafta sonları bizim müşterimiz azalacak. Esnaf bundan etkilenecek. Neden? Hafta sonuna insanlar Ankara'ya alışverişe gidecek. Yozgat'ın esnafını bu hızlı tren etkileyecek. Gerçekten hızlı trene ihtiyaç var mıydı örneğin? Ankara'ya gitmek 2 saatken 1 saat, yarım saat vesaire. Bu çok da önemli olmayan bir durum olsa gerek. Çok aciliyeti olmayan bir durum olsa gerek. Aksine Yozgat'taki insanı alıp Ankara'ya taşımak demek. Bir şey yapılırken, bir şey desteklenirken Yozgat'a gelecek insanları sağlayabiliyorsa bu hızlı tren gerçekten işlev görür. Ama insanlar Yozgat merkeze geldiğinde nereye gitmelidir? Mesela Yozgat'ta gezilecek bir cadde var mıdır? Yozgat'ın meşhur bir yerde fotoğraf çekilecek bir yeri var mıdır? Bunları yaratmak lazım. Yozgat'ın yöresel ürünleri nerede bulabiliriz? Neden bu düşünülmemiş? Mesela ben ilk geldiğimde burada seçim çalışmalarında tabii ki neden bir caddemiz yok dedim ya. Yöresel ürünlerimizi satacak, satılan bir yer neden yok dedim. Duvarları boyasak dedim, fotoğraf çekilecek önünde bir yer olsa. Neden yok? Çünkü hiçbir şeye gerek duyulmamış. 2005 yılında Yozgat nasılsa aynı şekilde devam etmiş. Bir istihdam yok, bir ticaret yok. Mesela bana şöyle denildi. Ben bir çekerekli olarak Kürt çökeliği diyeyim de çömlek peyniri deniliyor kibarcısı. Çömlek peyniri satılabilir Yozgat'ın meşhur ürünlerinden. Yaptıracak kadın bulamıyoruz dediler. Hiç de öyle değilmiş. Diğer köyde 11 tane kadın teşvik almadan çömlek peyniri, yani Kürt çökeliği dediğimiz peyniri üretiyorlar ve satıyorlar. Bu kadınları da desteklemiş oluruz. Orada satacak insanlara maaş vermiş oluruz. Yozgat'a gelen birisi olduğunda da caddeden geçerken alacak bir peyniri olur, değil mi? Ama bunlara önem verilmemiş. Akdağ Madeni'nde yine kadınlarımız, gurur duyuyorum, kendileri turşu yapıp satıyorlarmış. Artık kadınlar bu işin içinde, ticarette de olsa, eğitimde de olsa, her yerde kadın var. Hazır bu konuya gelmişken Yozgat'tan hiç kadın milletvekili çıkmamış. Artık Yozgat'ta bir kadının sesi olmalı diye düşünüyorum. Ki şöyle ki, birinci sıra milletvekili adayı dahi olmamış. Burada inşallah milletvekili olarak çıkarsam ilk kadın Yozgat'tan milletvekili olarak çıkacağım. Ve kadınlarım da gururla yanında olacağım. Onların sorunlarını dile getireceğim. Tüm halkımızın tabii ki yanı sıra. Kadınlar da olmalı her hayatta. Yani Yozgat'ta olsa, İzmir'de olsa kadın her yerde kadın. Kadın her yerde ana, kadın her yerde yoldaştır. Kadınlar bu işi yapamaz zannetmeyin. 37 yaşındayım, 13 senedir ticaretle uğraşıyorum. Ve halkın nabzını tutuyorum. Çünkü eczacıyım, eczanem var. Sorunları en kolay şekilde dile getirebilen bir insanım. Karşımdaki insanı mutlu etmek için uğraşan bir insanım. Ki bizim mesleğimiz Allah razı olsun mesleğidir. Eczacılar hastalarının hem doktorudur, hem eczacısıdır, hem danışmanıdır. Yani hem ailesidir, akrabasıdır. Sorunlarını bilendir, sorunlarına asla göz kapamayan insandır. Bizim işimiz 30 lirayla 50 lirayla değildir. Eğer ki bir hastanın derdine derman olduysak, o da bize bir Allah razı olsun dediyse bizim mesleğimizin adı budur. Dolayısıyla neden milletvekilliği istediğim de burada saklıdır. Ben bu milletime, Yozgat'a, memleketime, hemşehrilerime faydalı olabilmek için yola çıktım.
Ben eczacıyım, durumumda bir sıkıntı yok. Milletvekiliğin maaşında bir gözüm yok. Ama artık koltuk sevdasına gelip Ankara'da koltuğa yapışanlardan kurtulun diyorum. Ben sizin yanınızda olacağım, sorunlarınızın yanında olacağım, çözümlemek için burada olacağım. Valilerle değil, vekil seçildikten sonra sorunun ne deyip mecliste bunu dile getireceğim, arkasında duracağım çözene kadar. Desteklerinizi bekliyorum. Memleket Partisi'ne de, şahsıma da vekillikte destek verirseniz minnettar kalırım. Vermeseniz de minnettar kalırım. Ben yine Yozgatlıyım, ben yine Çekirekliyim, ben yine yanınızdayım. Teşekkür ederim.